Tamam ya, maç bitince yaparız şeyi. Tamam sen de geç abi, başları okuyacağız. Maç 5-6 dakika daha. Oğlum sana ne oldu böyle, sen bir hayal olmuşsa da. Puanları alınca bir değiştin ha. Bak. İpek bir tüp kahvesi, hadi bakayım. Bu yeni Ferit'i, yeni Ferit'i Kesper bile sevmiyor. Tanıdığım Ferit sen bu değil. Sen de ısırmalattın. Ne oluyormuşum değil mi? Jahren söylemişti zaten. Ay rahattı, rahattı. Güzel. Güzel, güzel, güzel şey, iyi oynuyor. Sen biliyor musun lan oynamayı? Ben abi... Ferit tek çok mütevazi arkadaşlar, o kadar şey olmasın. Oynamayı bu kadar bilmiyor. Sonra gerçek yüz. Kahve koy lan. Kesper bir rahat dur lan. O benim telefonum. Çizmiş olabilir. Bak habire hep bu çizdi ha. Ya yalan söyle vallahi ya. Şey varsa, soru varsa bugün istersen... Bugün de kısır olmasam yani artık. Ha gerçi maçı bekliyorum. Kısır olmamam herhalde yani. Daha da hiçbir şey olmaz bu. Ay çok güzel. Hadi oğlum. Al, o Ceko gibi oynuyor ya. Ses çok karışır abi şimdi. Şey, maç tamam şunu sonra. Al o zaman. Ben şey, rahat rahat şöyle konuşuyorum. Ama doğru ya abi. Peki şey var mı? Mesela gitarla şu an söylerim ama öbür söylenmez falan. Bilmem ki zaten şu an çalacağımız notaya bağlı. Hı. Öyle düşüneceğim. Rap. Yani sesinle normal şarkı söyleyebiliyor musun? Onu, o da güzel. Furkan, biraz durdursanız abi. Yani denerim. Belli bir level'a kadar söylerim. Yani nakaratları okuyorum. Bir müzik kristali dinleyelim. Şey, kemenin sesi duydun mu sen peki? İyi güzel bir kemen. Hemen devam edelim. İstersen böyle bir tarzına bir şey girebilir mi? Nasıl? Hangisi olabilir sence? Onun bir sesleri normal mi? Normal. Hı-hı. Sen şarkıyı acaba sana dinletsem, ona baksan sonra mı denesen? Öyle de olabilir. Ya senin bildiğin var mı? Freestyle falan da atabilir. Freestyle ya. Yok. Freestyle emisi değilim ben ya. Hele gitara herhalde hiç. Kufayla ilgili yapmışsın. Heyecanlandı. House of Gamers'a geldim. Ferit'le şeyin eline verdim falan. Ya da şeyi mi? Kemal'in eline verdim. Yok mu öyle bir şey? O freestyle öyle bir de şimdi... diyor. Ne deniyor ona? Ya freestyle deniyor. Freestyle. Ya doğaçlama demek. O ayrı bir şey mi peki yani? O ayrı bir yetenek. Yapıp, değil mi? Kesinlikle ayrı bir yetenek. Çok yani. Acayip bir şey abi. Ya onu çok iyi yapıp iyi rap söyleyemeyenler var. Ama evet. İkisini de... Oo falan. İkisini de iyi yap... Çok iyi yapanlar yani, var. Işte aynen. O olay... Kime dedin onu? Ya, yok genel konuşuyorum. Hayır, mesela, hayır sen bana diyorsun suyu çıkaracağız diye kendi baktı anlama ben. Ya mesela bizim şampiyon Ezel şeyde freestyle'de evet, o şeyde, şarkıcılarda da harika zaten. Ama Amerika'nın en ünlü freestylecisi normal şarkılarını kimse bilmez yani. Öyle düşün. Ya freestyle başka bir olay çünkü anlık bir şey yani. Olur mu? Koca bir yalan, koca bir palavra. Kesper durun. Değiştirir mi? Bir şey diyeceğim. Biz sandalyeleri daha... şu tarafa götürüp şunlara geçsek kamera daha kalmadı. İyi olur. Kamera kalmadı. Uğraşça da alalım. Aynen. Aynen. Şunları gönderdim. Yani yakalaması zor biraz. Sen söyle o zaman kanka bence. Senin sesin güzel. Böyle cover'ını dinleyelim. Bazen yapıyorlar. Bizim rap evet, şarkıları evet. Yani coverlayıp YouTube'a koyuyorlar. Yani gitarla çalıp. Bayağı şarkı gibi söyleyip yani. Şöyle yaptık. Evet. Geri mi alalım, geri mi alalım? Şöyle dursun. Tamam. Şunu şöyle arkaya. Vay, ah, 8 mi? Şuraya. Vay, güzel oluyormuş. Şeye yani ayrı direkt şarkı yapacaksak ona çalışmak lazım ama böyle evet, uyarlama diyorsan uydurur. Ya sen bir şey çal ben hızlan şeyin, falan. Şeyin verse'ünü böyle ayarlayıp hani o palavranı. Ya nakarat evet ama rap bölümü. Orası nasıl yani? O zengin tikinin teki. Baba parasıyla geliştirdi rapini de mi? Her gün ayrı kızlarla yatakta tepinen biri. Zaten Türkçe rapin yüz karası sevilen değil. Anlamaz bir boktan. Hele ki rhyme'den falan. Konser çıkışı kötü davranır hayranlara. Yeni manitalarla atılır daldan dala. Her gece alkolik takılır içer barlarda bak. Uyduklarının hepsi koca bir yalan. Koca bir palavra, alçaktın hepsi. Koca karı gibi dedikodu yaparlar. Duyduklarının hepsi. Güzel oluyor bir şey. Aslında o rapin şarkısının arasına mesela klipte böyle girseydi birisi.
nasıl olabilir diye. Olmazdı da yani tabii. Bunu yapıp ayrı bir versiyon yapılabilir bir yani. Olabilir mesela belki bir konserde mesela senin etrafında karakterler olur ya böyle sahneye davet edersin falan. Aslında benim şey hayalim var yani şarkıların akustik versiyonlarını yapmak gibi bir hayalim evet. Var yani. Belki orada Kemal haberleşiriz. Aa Kemal. Aynen. Ya AP'yi çünkü... giyerim ben. Severim zaten renkli şeyleri. Bir de onu da ikinci başka senin bildiğin var mı başka şarkı? Şey var, Minimalita var. O biraz ama biti bayağı eski. Derin değil mi? Aynen. Sözlerini bile hatırlamıyorum. Hatırlamadığım çok şarkı var. Yani gerçekten dönüp bakmak lazım yani. Yani şeyi uyarlayarak gidebiliriz ancak. Çünkü direkt öbür türlü çıkarmak da anlık şey olur çok ya. Çok zor evet. Yani. Tabii uyarlama. Ya da böyle belli bir şeyden gidersen. Daha başka bir şey dene bakalım. Yani BPM biraz daha hızlı yap. Şeyi denesek mesela sen söylesen ben üzerine bir şey uydursam. Olabilir. Tondan falan. Öyle bir şey yapalım. Hadi action, açılın sahne benim kulağını aç. Bak bu tarafa zahmet edip müzikle kafaları lanetlerim. Bu yüzden herkes der bana lanet herif. Beni tanımadın yeteri kadar. Bazen açıp dinliyorum evde Metallica'dan. Rapçi AKA Metallica'dan. Buna da şükret çünkü bizden beteri de var. Uyanıp dersin gene mi sabah hip hop. Dinlediğini öğrenince ne dedi baban. Kafanı çalıştırıp nedeni ara. Seni seviyorsa kızlar sebebi paran. Göster adı nedir marifetin. Tarifeni değiştirip hadiseyi. Getirdim başucuna sezlongda sahildeyiz. Her yolu denedim burası Paris değil. Her zaman hedefimiz daha ileri. Gereksiz kafalarsa yanımıza dahil değil. Emin ol bir gün çıkar senden de daha ileri. Ama olmayanı yaratana dahi denir. Dahil dener. Freestyle nakarat yapabileceksin o zaman. Yeah. Bayağı bir şey çıkıyor. Bravo. Evet. Tebrikler. Adam olmaz var bizim çocuklar onu seviyor. Onu deneyelim. Adam olmaz. Onu biliyoruz mu? Onun nakaratı kolay bak onu yaparız. Yeah. Erik Dalı. Benim de var tabii ki birkaç adet maruzatım. Sessiz olup dedim bakayım lan susar mı? Kadının çenesi tam asumanmış. Çıktı kontrolden içimdeki casus artık. Bu bir korku filmi. Adı Son Durak olsun. Bu ritmi olmadı kanka. Aynen. Onun ritmini bilmiyorum. Aynen. Adam Olmaz'ın biraz da 90'larda. Senden adam olmaz. Senden adam olmaz. Belki bulabilirsin orada. Ya şeyde bulmak zor kanka. Yani çok sana yükleniyor şu an ama. Şeye gidiyor mesela. El titrerken böyle nereden bassam ne alsam falan. Herkes çok iyi ya. Cash flow. Aynen. Bir de beat çok ayrı bir şey ya. Hani akustiğe onu çevirip böyle şey yapmak. Tabii aynen. Falan. Ya Sercan şimdi kendi şeyine çok hakim olduğu için hani çok kolay evet, çeviriyor. Evet. Ama o da reggae tarzında yapıyor. Aynen. Bakma biz de ilk şarkıyı biraz farklı söyledik yani. Aha. Normal düz rap gibi. Aynen genelde o şey. Olmuyor zaten. Şarkıyı direkt uyarlamak lazım oluyor. Herhalde memnun etmişizdir yani. Evet. Şimdi Necden bir şey geldi kulağıma. Yaptıklarımız duyulmamış size... falan. Siz, pardon şuna şey yapmadım. Şimdi bir rejiden geldi bana da. İkinize bir davet var. Kabul ederseniz. By No Game'den Murat var. Belki Murat Kömürcü tanıyorsunuzdur. Canımız. Murat Bey diyeyim. Size diyor ki eğer isterseniz GIST'te By No Game standını ikiniz birden gelip hani belki bir iki şarkı bir şey. Ha, önceden çalışırsak. Özel bir performans. Şubat. Tamam, 1-4 olur. Şubat arasında olur, yapar. Sizi davet ediyor isterseniz. Tamam. Tabii kabul ederiz tabii Murat abinin davetini. O zaman GIST'te arkadaşlar By No Game standında. Performans. Peki bir şey soracağım sana. Hiç rap dışında söylediğin bir şey var mı? Ya şarkı yani... söylemeyi genel olarak seviyorum ama yani... İyi söylediğim söylenemez. Yani rap müziğe sesim uygun. Kendi şarkılarımı
melodik bölümlerini söyleyebilirim ama atıyorum bir Sezen Aksu parçasını söyleyemeyebilirim. Hani... Belli olmaz ama biraz rock müziğe biraz daha yatkın. Mesela Athena şarkılarını herhalde söylerim yani çoğunu. Öyle söylediğim bir şey varsa belki hani böyle hani burada çıkar belki dedim o yüzden şey yaptım da. Bilemedim. Zorlamıyorum değil mi? Yok hayır yani olabilir. Sen bir şarkı söyle. Sen belki mesela öyle ortak belki hani bir şey girersin o da arada devam eder falan. Athena'dan şey olur mu? Bir sevgilim olsa giderim alayına. Olabilir. Tamamdır. Ama aynı sondan söylemek zor ama. Zordu ama aynen, hep becerdiler aynen. Buraya gelen konuklar. Yani hiç baş... Kemal şey yapıyor. O ne demek ki? Yardım var ya. Yavaş yana baskıyı arttırdı yani. Kemal halleder. Birlikte söylersek anca şey olur. Ya da bir hep beraber. Hep beraber söyleriz ya. O zaman bir akor alabilir miyim? Birinciyim lan ben ne vereceğim akor. Mi ver mi. Ben şeyi çok merak ettim ama ya. Ne? Nefretten şarkı söylemiş. Şarjım yok benim. Evet. Furkan sana diyor Furkan. Furkan. Anısın sana söylüyor. Furkan. Nefretten abi. Kesin Tinder'daydı. Abi Furkan. Abi saçları kestirdi ya. Hemen orada. Aynen. Yeni fotoğraf. Yeni fotoğraf işledi falan. Bir şey mi söylemiş? Beraber onu nasıl yapıyor? Ben onu bir böyle görmek istiyorum. Ya. Ben gördüm. Böyle değilim. Nasıl? Tinder'da ne oluyor ki? Sana başka bir soru var şimdi oradan. Bir şey soruyorsan. Biz doğaçlama şey yapmıştık ya. Gel, gelen gördüğünüz. Sen hep söylüyormuşsun. Çek. Çek gibi. Evet. Evet. Nasıl yapmış? Görmek istiyoruz onu. Abi çok spontane ve çok öyle, güzel yapmış. Biz aslında oldu. Öyle mi? Böyle bir sonra bir tane söyledik ben şiir gibi okudum ya. Böyle. Çalıyordu burada Kemal. Hadi diyor sen de ufaktan rap söyle diyordu. Ben de bir şeyler söylüyordum. Sonra umudumuz tam bitmişken ben Nefret'in şarkıyı açtım. Sözlerini hatırlamak için. Başladım o üstüne çaldı çok güzel oldu. Bitirdik şarkıyı tamam. Ama sen okay. Nasıl girmiştin? Ben onu sonra internetten. Ekselansları. İstanbul bizimde bizim kalacak. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'da yaşamak zor. Hem de çok zor. Safalona damak bom. Evet hem de çok bom. Baştan girsene be. Yaparız yine. Ne oldu bu sözleri? Ama söz açmazsan. Gelen gördü İstanbul'un çilesini çek. Çek. Aç da öyle yap. Aç da öyle yap. Aç. Aha. Yendim diye mi? Ferit ne oldu abi Kesper'a? Şu harbiden bir şey oldu. Kesper'a olmadı. Ben yürüdüm. Farkında. Olmadı ya. Kafasını gitara çarptı. Lan lan buradan. Gidiyorum lan ben. Basın lan buradan. Şahmatör gidiyor. Geliyorum. Gidiyorum. Geleceğim gideceğim. Karar veremiyorum her şey kayıyor. Sokaklar ve binalar. Hani nerede o altın olan toprak? Manyak çocuk geldi ya. Yalan olan tek şey rüya. Rüyalarda gelen tek şey ise para. Bak şey yap söylerken ne kadar gizemli esrarın geldi tamam. Güneşim söylerken burayı dinle. Bu üç bir arada ekstra içmiş o bence. Abi okey biz bunu çok güzel yapmıştık zaten. Söylerken burayı dinle BPM karşılığı. Çok yoruldu ben sonunu çıkıyorum İstanbul'un çek. Çek İstanbullu olasın. Dolan toşan sokaklar ve binalar. Hani nerede o altın olan topraklar. Yalan, yalan olan tek şey rüya. Rüyalarda gelen tek şey ise para. Şu İstanbul'un eşsiz boğazında ne kadar gizemli esrarengiz bir hava. Güneşin batışından ta ki doğusuna. İster Asya, ister Avrupa'da dolaş. Burası bizim işte Türk toprakları. Bak da gör atalarının miraslarını. Ne kadar acımasız olsa da bu şehir. Senelerdir burada katlandık bu olanlara. İstanbul bizimdir, bizim kalacak. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Majesteleri ve ekselansları. Nefret İstanbul'un şahı, Türkçe rap'in kralı. İstanbul bizimdir, bizim kalacak. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Majesteleri ve ekselansları. Nefret İstanbul'un şahı, Türkçe rap'in kralı. İstanbul bizimdir, bizim kalacak. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'da yaşamak zor, evet çok zor. Saf olan adama kor, evet hem de çok kor. Başka şehir görmedim, İstanbul'u tanıyorum. Rahatı ve çilesi, İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı, bazen görmek istemiyor. Özlerimden süzülen iki damla yaş. Aynada bana ağlayan İstanbul'u hatırlatıyor. Ve İstanbul'u ağlıyor, mavi marmaramdan. O yakadan bu yakaya geçerken, bu yaka ve bu yaka. Yeah. Ceza, ceza, flex. Zor tabii. Duymak istemem İstanbul'u. Magandanın elinde İstanbul'u. Nefret İstanbul'un şahı, Türkçe rap'in kralı. İstanbul bizimdir, bizim kalacak. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Majesteleri ve eksenansları. Nefret
Evet, İstanbul'un şahı Türkçe rap'in kralı. İstanbul bizimdir, bizim kalacak. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul. Bravo Kemal. Bravo Kurtar. Bravo Kemal. Bravo Kurtar. Sağ ol kardeşim. Kurtar kalp. İyi yo soran o. Abi ne röportajı ya bittik ya. Bitti gördüm ya. Bir kişi mi? Röportaj mı var? Acun Dal yine oyunlar oynuyor. Bir şeyler yaptı röportaj geldi. Ne yapmış? Saat 2 oldu mu? Yok artık birlikte kapatırız öyle ya. Senin hakkında kapatırız. Yolum uzun benim. Gelen soruları hemen şeyleri tamam, de benim o çünkü içimde kalacak çünkü insanlar şey yapmışlar. Aman abi. Para atmışlar. O kadar abi göndermişler şimdi. Zaten 10 tane toplasak. Kaan Topal 3 TL göndermiş ve demiş ki aynen. Abi Anıl abiye sorar mısın İzmir Bosses Company'yi duymuş mu? Duymuşsa grup hakkında ne düşünüyor demiş. Duymamış. Duymamış. Evet devammış. Ama devam bakarım. Bakarım. Politik cevap. Bunu okumuştum, bunu okumuştum. Bakarız. Belli olmuyor. Yeni yeteneklerin peşindeyim yani. Aynen. Bana evet, şarkılarını... Evet senin öyle güzel bir uyum varmış ben bu arada. Ben duydum özellikle bunu. Şu sıralar durum kritik yani. Alttan gelecek kişileri doğru yönlendirmek lazım. Evet. Hatta öyle bir projem var. Bir 3 kişi falan. Yani rapini çok beğendiğim 3 kişiye destek olup. Seçeceğim. Evet seçeceğim. Ve yani, tanıtılmasında yani, yardımcı olacak evet, falan. Evet öyle diyeyim. Hani çok şey konuşmayayım ama. Çok büyük bir şey söylemeyeyim ama. İstiyorum yani. Yeni trap sound'unu yakalamış gençleri bulup. Onları doğru yönlendirmek. Belki altyapılarına belki kayıtlarına destek olmak istiyorum. Ama beğenmem şart yani. Çünkü şart. Bize çok fazla mail geliyor. Çok fazla insan şarkılarını yolluyor. Dinliyorum, kulak veriyorum ama çoğu zaman kötü çıkıyor. İyi olan birkaç kişi bulmuştum daha önceden. Ama şimdi yine tekrar bir arayıştayım yani. Sana nereden ulaşabilirler peki yani? Yeşilodayapım@gmail.com'e mail atabilirler. Twitter'dan mention atabilirler. Abi şunu bir dinle falan yazabilirler yani. Genelde bakıyorum onlara. Nedir abi? Twitter direkt anın... Anıl Piyancı. Anıl Piyancı diye. Piyancı. Devam aynen. Ediyorum abi. Son 2-3 tane daha var. Onları söyleyeyim. Erhan Başarır yine 3 TL göndermiş ve demiş ki Anıl abiye Can Bozok No 1 hakkında görüşlerini sorar mısınız? Bir de yeni albümünde Can abi yer alacak mı? Teşekkürler demiş. Ya şu an için öyle bir durum yok ama yani No 1'in rapini beğeniyorum yani. Yeni bir albüm de çıkarttı. Evet. Gayet de güzel gidiyor. Süper. Hako 3 TL göndermiş. Piyancı Hako. Punch'ı vurdu demiş. Büyük harflerle. Devam ediyorum. Free Hako nasıl kıydın sen 3 TL'ne? Hako bizim tanıdık muhtemelen de. Free for Hell 4 TL göndermiş ve demiş ki abi Anıl abiye sorar mısınız Joker ile parça yapacak mı ve bir kalp atarsa sevinirim demiş. Joker. Evet, Joker. Evet. Yani onunla bizim işte bizim eski bir küstüğümüz var. Sonra hani var biliyoruz var. Barıştıktan sonra da bayağı bir beklenti var insanlarda gördüğümüz kadarıyla ikimiz de hani bunu fark ettik. Onun albümüne bir düet şu an yaptık bile. Yani. Şey falan da var da küsken bir konser basmalar falan da var. Hayda. Konular oraya konuk gelmedi. Gelmedi şaka yapıyorum ya. Ama şu an olsa harbiden sıkıntı yani. Yok abi bu arada ama sen o zaman daha ergendik yani. Böyle. En az arası bozuk şeydi. İnsanlardan bir tanesin. Rap demesi birbirine çok şeydir ya. Ya ben ekstra birleştirme kafasındayım. Hatta ben disini hiç hatırlamıyorum senin. Bir tane var işte. Kime? Karşılık işte. Joker'le o zaman. Ha onun dışında hani. Joker'le aran dışında. Onun dışında yok. Yok aynen. Devam ediyorum. Son iki tane kaldı. Kendine Travis Scott 3 TL göndermişine teşekkür ediyoruz. Ve demiş ki bence Berkcan'ın dizisi bazı Türk rapçilerinden daha kaliteliydi. Yok bu abi. Berkcan'ın başarısı mı yoksa Türk rapçilerinin başarısızlığı mı Anıl'a sorar mısınız demiş. Yok abi, bu arada çok ya, tehlikeli bir sulara girersem ya. Söyleyeyim ona ben hiç bilmediğim için. Yok abi. Ya sen yani Berkcan'ın dizisini yorumla bence. Nasıldı? Yani kendi alanında eğlenceli bir iş yani ama bir ciddiyeti yok konunun. Abi yani. Onu Berkcan kendisi söylüyor. Yok yani. Evet. Benim müzikal tabii bir değeri canım. Yok benim için. Ya, ben öylesine yaptım. Berkcan'ı yani severim şey olarak da ve o kaliteli bir iş yaptı doğru. Birçok rapçi klibinden daha böyle kaliteli bir klip ama müzikal bir değeri olmayan bir şey sonuçta. Yani o yüzden bir alanın dışında
bazı rapçiler bu durumdan çok rahatsız da oldular hani şeye. Ama bence yani eğlencesine yapıldığı için rap müzik her şeye evrilebilen bir şey. Ben kızmıyorum yani bu durumlara. Süper. O zaman son olarak şunu okuyorum. Alperen Kinci 3 TL göndermiş ve demiş ki Kemal'in Çimpi'ye attığı disi Anıl Piyancı'ya dinletip yorumları alabilir miyiz acaba demiş. Bu arada... Televizyondan onu bulup... Televizyondan versin. Ama benimki de aynı şekilde ki. Bir, hani şey yani. Açar mı lan? Onu reji televizyondan yayında verebilir mi bulup? Bir muhabbet üzerine. Nasıl bulabilir reji onu? Abi Ferit kendine müzisyen Çimpi diz yazsın. Ya diz ama yazsın zaten mutlaka. Kendine müzisyen diz yazınca çıkacak büyük ihtimalle yani, reji sizden. Kendine müzisyen diz yazsın zaten çıkar değil mi? O şeymiş biraz galiba. Başka bir şey yok. Birazcık ağır mı? Ha, şey... Yok yok canım küfür, ağır değil. Küfür yok. Yok mu? Yok yok. Ha, yokmuş ya. Ya çıkacak şimdi içinden. Var oğlum lan. Tamam bir bakıyor bakıyor. Abi siktir git lan. Abi ne diyeceğim? Hayır ben yayında amına sokum diye. Ya Kemal. Abi yapma ya. He tamam. Tamam. Abi çok bir küfür değil. Evet evet. Ama bir küfür. Ay, yok ya. Bu şeye benziyor rejinin. Tamam, başlığı bir evet, tamam. Şey yok ki. Ondan. Evet. Ne olacak ki? Yok yok. Güzeldi abi şarkılar. Önümüzde iyilikleri. Ağır bir şey yok. Ama yine rap parçası falan adı altında eleştirecek bir şey değil yani. Bence. Değil. Yine eğlence ha, o açıdan direkt zaten. Sen onu yayından sonra ya, bir... O sanırım Amerika'da ilk yapıldı. YouTuber'lar arasında böyle bir disleşme evet, olayı yani, yaptılar. Oradan... Bize de yansıdı. Aynen. Yani. Bizimki öyle bir şey dedi. YouTube falan senin o zaman Twitch dişler gelmemişti. Abi. Aynen. Daha diss falan da yoktu. Ben de o zaman daha izleyici yani sadece Trol izliyordum. Yayın açmıyordum. Ya benim yayınla alakalı tamam. Bir olay aynen. Vardı. Ya Ferit'in abonesiydim. Ferit'in başka bir abonesi bana diss attı. Böyle goy goy bir şekilde. Nasıl ya? Ya öyle beni sevmiyormuş falan filan o zamanlar. Seni nasıl şey yaptı? Gördü. Yayına gönderdi işte. Ya yani chat'te görüyor. Chat'te beni konuşuyorlar. Chat'te. Aa geliyor bu arada. Evet, Kemal geliyor. Geliyorum. Hazırlıyor reji aynı. Ondan sonra da işte ben de ona yapmıştım ama rapçi falan hani değilim normalde. Sen rap mi söyledin peki? Ha ben rap söyledim ama yani yine boğdu. Ha ben rap söyledim. Ha aynen. Geldi. Aynen. Geldi. Aynen. Şöyle şeyi... Sadece sözler yazıyor. Kendine yani. Müzisyen de. İki Kemal'in kendine müzisyen. Takmış. Gel buraya. Gel gel. Betonum koydum bak senin için. Bütün kulağında bir habersin o biçim. Daha iyi bir edebiyat eğitimi için özelden yazabilirsin kardeşim. İki gün önce ağlarken bağımı aştır diye. Ne oldu değişmişsin böyle birden bir yerce. Bugün fazla mı muz yedi? Bence kendinde değilsin çimpici. Maymunlar ne zamandır şarkı söyler oldu. Evrim teorisi kanıtlanmak üzere gözlerim doldu. Astrid Link'in atayım bir bıçak saldırma oğlum. Şaka lan şaka ağla biraz daha kime eğleneceğiz doğru. İyi bari 7 ay sonra bana diss atabildin. Cümle dağarcığından anca çıktı galiba kelimeleri. İkinci bir diss istemiyorum bak seni sikerim. Anla diye açık yazdım kelimeleri. Bu mikrofon, telefon, mikrofonu ne yapacaksın şimdi? Çimpi, çimpi. Bakarak güzel. Yeni 10'ye çıkmış. Evet ya. Çimpi, çimpi. Gezinme gör. Şov yapmayı sevmem ama çimpi bunu sen istedin. Çimpi ya. Çetteki çocuk ne ki? Bu dizinin sonucu ve ezilmenin karşılığı olarak banının 2 gün daha uzatılmasını istiyorum. Ne uzattın banını 2 gün bu arada? Her şey bir karşılığı var sonuçta. O sana atmış mıydı? Evet. İlk o attı zaten. Böyle şarkı mı yaptı sana? Aynen. Gibi aynen. Ama onun hiç kötüydü yani. Hiç kötüydü. O da böyle arkada geziniyor. Sonda da hani şeyden dolayı susmuyorum böyle. O arkada gezinmeye çalışmış. Ben de daha çok gezindim. Anladım. Evet, dizilerde şey var. Biri bir şey yaptığında ona bir benzer bir şey yapıp vesaire hani... Ben daha iyisini yaptım. Evet, o zaten olay. Excel Sagopa'ya yapmıştı. İnanıp altyapısının aynısını yapmış Beyaz'ın o zaman. Çok çok akıllıcaydı yani. Bir de şey yapmıştı. İşte 2000-3000 liralık mikrofonum var. Ondan dolayı sesin güzel sen çıkıyor de... muhabbeti yapmıştı. Ha. Ben de bunu iPad'le yaptım. Hani tamam. Alıp garaj beni nakarat sonra, tamam, aynen. Güzel olmuş.
Diğer kalan kısmı öyle bir şey söylemeyeceğim. Diğeri hiç bilmedi. Şu an bizi izleyen rapçiler şu an evet. bana küfür ediyor. Bu 100.000 izlenmiş ya. Tabii zaten fan kitlesi o olaya sinirlendi evet. bariz yani. Oo, adam koymuş 20 milyon olmuş. İşte değer görmedi bir şu falan gibisin. Ama aynı şey değil yani. De. Bakış açısı işte. Yok ederler beni orada. Bir de Kemal'in tarzı tamamen bambaşka bir şey ya. Ya yani ona bakarsan slow, rock, yani rock şeyler söylüyor. Var, arabesk rap yaptın ya sana. Ha, mesela o onu arabesk yapma, onu yapma. O kadar ileri gitmeyin. Ya arabesk rap yaptın. Şimdi onu da bir sütler abi. Koy onu da eleştir. Sen kendi normalden esas yaptığın müziği ne olarak tanımlıyorsun ya da sevdiğin türü? Kendine müzisyen de. Ama bir tarz yani biraz daha rock vokal gibi. Biraz Cemal yani tarzı ya. Biraz ya çok fazla değişiyor ama evet. daha çok böyle trip hop'la karışık ama çok taktik yeteneği de Cem Adrian sesi versene bir. Anlasın hani ne demek. Hani bir bas sakayım. Ayrılır ya. O yapsana öyle. İnceye mi? Sesi çok iyi ayarlıyor. Ya şeyleri, onu görmen gitarı. Ha gitarı çalmadan da yapmaz paşam. Ya falsetto ve kafa sesleri falan var ya dedikleri onlar biraz da. Ya daha çok melankolik yapıyorum o aynen. kafada. Bana dönüp bağırdı kanka. Açıyorsun egzersiz gibi resmen ya. Valla kafana vurup ne au diyecektim. İki söz söyle diyecektim. Aynen ben de girsin diye. Lan dur lan dur. Cem Adrian'ın bir şarkısı mı mevzusu mu var? Evet Yağmur'un. Daha değil mi? Üzerine bir kere daha bak. Ya o çok böyle kalından çok ince indiği bir videosu evet, var Cem Adrian'ın. O harbiden evet. şok edici yani. Ya ben İnanılmaz işte onları yani daha çok ben zaten başlangıçtan böyle hani Cem'i taklit ederek ve böyle birkaç yerde sohbet ederek Cem, falan bizim şey Cem Adrian'a. Geçen Cem'liyim. Geçen Cem'liyim. Takı- ama öyle olmuyor mu? Hani mesela yani. Şeyi kurum bir de öyle bir şey hani konuşamıyorsan o tarzda hani. Yani. Cem abi bize iki tane vokal oradan şey yapsana ya falan gibi muhabbet tanıştın, tanışıyorsunuz mu? Evet birkaç kere sahne görevliliğini yapmıştım. Sahne görevliliğini yapmıştım. Aynen. Okay. Su verdim. Havluları taşıyor falan. En yani son Ece... Yok ama öyle buyur başlıyor ki. Öyle başlamıyor. Mesela aynen öyle başlıyor. Mesela... Öyle başlamıyor. Başlasın. Ya alakası yok. Hayır. Yani mesela seni... Rap müzikte öyle değil ama anladın. Yok öyle. Hayır. İşte Sezen Aksu'nun vokaliymiş evet. Tarkan falan filan. Böyle baktın mı şey Ayko Cepkin... Ama su götürmüyordur herhalde Tarkan. Değil mi Sezen Aksu? Hayır. Su muhabbeti. Verir ya. İsterse Sezen Aksu'da. Yani götürür. Şöyle bir şey oluyor. Mesela o ses mühendisliğini işte bilmem ne okurken evet. Babilon'da falan da ben böyle staj mutaj yapıyordum. Öyle mi? Ses mühendisliği mi okudun? Ha, mesela Modexer'in işte davulunu kuruyorduk mesela. Anladım. Zaten Rodinik'ten şeye... O sırada sohbet mi ettin Cem Adrian? Hem sohbet edip hem bir şeyler öğreniyorsun falan filan muhabbet. Zaten öyle öyle. Cem Adrian'sı gelip bir şey mi gösterdin? Ne yaptı Cem Adrian? Hayır ben o zaman kulise yardırmıştım. Hatta kulise yardırmıştım. Hayır. Sezgin Alkan böyle şey geldi böyle. Ben biraz da böyle aralardan fırlarım falan ya. Ben normal böyle bir sanatçıymışım gibi girdim. Şey kapıda biri bekliyordu. Ben de kartı gösterdim. Kart alakasız normalde. Orada essay öğrencisi yazıyor. Ses mühendisi okulunun.
Girdim, güvenlik hiçbir şey. Ha tamam geçin. No. Baksa yani ESE öğrenci kartı. Hani hiç çakmayacak. Girdim böyle Sezgin Alkan var, Cem Adrian var. Sohbet ettim. Nasıl girdim buraya dedi. Dedim böyle böyle kartı gösterdim. Girdim. Sırf sohbet edeyim diye. Öyle bir başlangıçta tanışmıştım. Ne sohbet ettiniz? Bildiğin gittim şey yaptım böyle konuştum sonra boş yazdığım yapmış falan. Boş yapmış abi. Boş yapmış. Blind ID'yi gösterdim. Şeyi falan gösterdim böyle hani. Abi bir A diye bağırsana ya. Abi bir kalın versin. Bir yandan böyle ben hep şeyde yazıyordum o zaman. iPad'de Logic, GarageBand böyle birleştirip hani oradan yazıp oraya şey yapıyordum falan. Sezgin Alkan'la mesela şeyin sohbetini yapmıştım. Piyanolara falan böyle yazıp. Sence işte ne açıdan geliştirebilirim, ne hatam var, ne eksiğim var falan. Hadi. Bayağı yardımcı olmuştu mesela. Hadi ya. Evet. Şuralar bak şöyle olur, böyle olur gibi. Dinlettin mi yani? Evet evet dinlettim. Birinde de şeydeyiz, Mersin'de. Söyle. Burger'da oturuyor. Şey ya, sen devam et konuşmaya. Ben anladım. Evet, Burger'da oturuyorduk. Böyle geldi mesela. O da Burger'a denk geldik. Sonra biz de önceden zaten konuşmuştuk. Böyle... Sima olarak tandı falan diye. Sonra geldi masaya. Senin, yok şu an değil de. Abi hani. Zaten seni şey yaptım. Sonra. Tamam okey. Oturum diye. Tamam. Biz çıkalım mı? Yok. Niye kıskandın ya? Dağılmasın böyle şey. Birinciyim ben. Kamera sana bakmayın. Helal. Birinciyi yendiysek sıkıntı yok. Bir kamera her zaman Ferit tutulabilir mi? Anılcım bir epey parlasın. Vallahi güzel oldu ya. Vallahi selledim ha açıklama yaptım diye. Bu muhabbet nerede şimdi? Yok. Anlamadım. Yani. Birinci de. Beni bildin zorladın oğlum. Evet, sıkıştırdın falan. Ben de yanlış aynen, şey ne kadar ödül birinciye? Onu açıklayacağız. Vallahi bilmiyoruz ödül daha belli değil. Egosu kadar var. Aynen. Ne? Egosu kadar var dedi bana. Şey. Ödül mü? Dua et puanlama yok. O yüzden diyor zaten. Dünyada. Sen verce bir verdin zaten. Allah Allah. O kadar para yok dünyada gibi bir şey mi söyledi? Ben öyle aynen öyle dedi. Yani. Öyle bir şey dedi galiba. Sana resmen egoist dedi yani. Seni çok yanlış ya, gidelim ya. Abi şunu niye biliyorsun? Sen ya? O gitara küfür ettin ya. Doğru haklı hepsi. 1 milyon lira. Gitar işte bu arada. Ona kesper işecek ya biliyorsun ama onu çekiliş yapacaksın. O çekilişi yaptın mı sen? Aynı. Gitar da verecektin ya. Hayır 27'sinde orada açık. Tamam. Bizim Türk halkında bu özellik çok kötü. Türk halkıyla doğru konuşur musun? Aslında halkın üzerine şey yapma. Oynamayalım. Özür dilerim. Şöyle bir şey var. Yani orada açıklamada yazmış 27'sinde bitecek diye. Modlar öyle paylaşıyor. Hani insanlar onu okumayıp tıklayıp abi ne zaman açıklanacak? 27'si yazıyordu zaten. Direkt. Kalbe Partisi'nde aslında. Niye senin ki buna bu kadar? Görmemiş hakikaten olabilir insan. Yani. Bak siz bugünlerde çok üstüme geliyorsunuz. Abi diss atalım mı? Twitch diss'i başlatalım mı? Levo da fena değildir ya. Haydi. O konulara hiç açmayalım. Anıl yayın izliyor musunuz? Yani şu an, Twitch'te normalde izlemiyorum yani. Hı-hı. Yalan değil ama böyle YouTube'da denk geldiğim videolar oldu. Daha önce izledim. Twitch, yayın evini de izledim. Hı-hı. Yani buradaki YouTube yani YouTube kanalına yüklenen videolar var. Onların hepsini neredeyse izledim baktım. Şey geldim abi sana YouTube diss zamanında abi gel birlikte yapalım ya da bir teklif falan. Gelmiştir. İlla kesin. Berkcan video yapalım diyordu beraber. Ama sonra olay başka bir yere gitti. Berkcan bir kez de yapmak istedim. Çok istedim veremedim. Sallamıyor çocuk. Neyi? Kim işe? Sen kime sallıyorsun? Onun hakkında bir proje vardı. Sonra bir farklı versiyon. Onu da boşuna girmedik yani. Onu atladık yani çocuk. Sen onu gördün mü? Gördüm, gördüm. Herkes de görmüş ya. Ya onu herhalde yap. Şeyde çıkıyor ilk. Aynen direkt şeyde çıkıyor. Direkt neşeye çıkıyor bende. İşte harbi mi? Bam diye önüme geldi. Abi ben her şeyi ama bayağı. Kemal'in atlayışı yani. Şov bir, yaparak atlamış ya sonra abi, böyle. Abi bir insan öyle atlamaz. Samara gibi. Yani, bir şey geçtim çıktıktan sonra tanga giydiğim belli olmuş. Çıkıyor sonra araya karşımız böyle. Alttan şey oluyor falan. Yok o. O yok mu? O, ben, ha, onu mu diyorsun? O ben atlasam olurdu. Ha. Senin atlayışın niye böyle böyle atladın kız gibi? Kafasını bile sokmamışsın ben, ya. Hayır kafamı soktu. Kafasını soktu. Öyle yaptı ya. Hayır onu değil. Özür dilerim. Kafamı soktum.
Hayır, videosu var. Açsana. Hayır, sokuyorum canım orada. Kafan girmiyor canım. Abi girmeme ihtimali yok. O atlıyor ya. Direkt. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Atlıyor bu saç, yani abi kafa... derin yere atlıyorum. Saç... İmkanı yok yani. Abi soğuk muydusun? Abi o bir anda çıkıyor. Abi gerçekten. Falan ya. Saçı girmiyor. Sen sıfırda doldurdun. Kendinize önemli yere takıldı. Video çekmemiş. Çektim. Bir göstersene. Göstersene. Vallahi gerçekten bak 5 saniye daha doğrusu. Arkadaşlar Eyo Levo Instagram'ı da siz de izleyebilirsiniz. Bak çıktı. Instagram Eyo Levo senin. Semer telefonu bana attı. Instagram. Benim telefonum. Anıl Piyancı mı? Anıl Piyancı. Panikledi. Tamam. Benim de Uğur Ülger. Uğur Ülger. Eyo Levo Anıl Piyancı. Herkes söylüyor Instagram'ı. Evet ya. Uğur ne Instagram'ın? Benim Uğur Ülger. Ne? Uğur Ülger yani. Uğur Ülger'in Türkçe karakterli olmayan hali. Aynen. İki neyli bıtıcın diye bir Instagram sayfası var. Seth Glandal abimize de bir hay dersek. Bir kere rol çalma. Bir kere şurada Instagram'ı söyleyecek. Adam evin birincisi. Sokmamışsın abi işte. Soktum abi. Bak abi. Bak. Giriyor abi. Ne yaptın? Giriyor da o kadar girdi ya. Oğlum ben balıktan ne yaptım mı? Ya ne fark ediyor? Havuza girdim mi girdim mi? O çığlıklar, bağırışlar oğlum yakışıyor mu size ya? Büyükler hep donuyorlar doğal. Onu Berkcan yapıyor. İnsan bir üzülür ya. Ben niye öyle bombalama atlandım? Ben tabi de ortasına atladım, yüzmek zorunda kaldım. Senin çorapları da fosforluydu ya. Çorap alıyordum öyle. Çoraplar hepsinden belli ya. Adam orada bile janti ya. Renksiz bir şey yok değil mi? Her şey renkli çünkü senin. Her şey abi, her şey renkli. Değil mi? Sen bilirsin onu. Tabi. O bir dakika kaldı bu arada. Arkadaşlar. Kapanış bir şey yapıyoruz. Konuşması yapıyorsunuz mu? Bir dakika kaldı. Var ya geldin ya. İkiye uzadığını nereye fark etmedin mi? Verdin ya. İyi ki geldin ya. Mi? Nerede diyorum bak. Oldu mu sana? Oldu. Hayır. O büyük ki bu arada. Yo biz siz böyle bu arada çok iğrenç bir konu hakkında konuşuyoruz yani. Ozan bir şey fotoğraf fotoğraf çekilelim hadi beraber. Hep beraber ondan sonra kapanış yaparız yavaş yavaş. Yani biraz sık. Zamanı geldiğinde. Evet. Kaynayacak çünkü. Let's go. Nerede yapalım fotoğrafı? Burada mı yapalım yine? Aklına dolgu olsun. Ne ya abi ayak? Ha öyle. Fotoğraf yapalım ya. Şey, konuklar niye kaldı? Konuklar şiş koyayım mı? Önce fotoğraf çekiyoruz ya. Bir dakika kalmış. Hayır onlar hakkında niye kaldın? Şiş koyayım ya. Ben bir yardım ettim. Alın size tekini işte. Kendimden. Abi kendimden bilmiyorum. Hatta sen bir şey yok. Sen ona yiyemeyin. Hatta şey, Rejiden bir tane şey istersek buraya. Ya bu doğal şeyimizi yapmayalım ya. Her zamanki. Şey, selfie mi yapalım? Ha. Olur. Anıl Şeker mesela sen böyle şey, biz hepimiz geçiyoruz. Aynen. Klasik doğal herkes böyle. Her zaman gibi konu uğraştıralım. Olmadan gitmiş Cemal. Sen yani telefonunu de... çıkarttırdınız bir daha da olacak. Cemal Dönü'ne bile gitmişsin boş yapmışsın da. Yaparım. Kızdın mı? Anam şu telefonu al. Yo niye? Şu telefonu ben de taraftan yaparsan o tarafta şey çıksın. Tamam. O zaman hadi gelin abi. Hep herkes gelsin. Yaklaş. Dakika ben arkada olmak istiyorum. Peki sen şuraya çıkabilirsin bak. Gel buraya. Gel şu oraya gel. Şuraya çıkayım mı? Yok. Bak keyfine bak. Şununla hala böyle tutuyorum. Böyle mi duruyorsun? Tamam. Şimdi tamam. Herkes geldi mi? Geldi. Ben yokum. Sen gözüküyorsun. Tam biraz daha geri gelin. Ninja gelmiş. Tamam bak. Şöyle yapınca herkes gitti. Tamam. Şekilde aşağı. Tamam. Başardık galiba. Senden. Bana yardım edin. Böyle tatlı bir kök. Anıl gel senden alırız. Nereden çıkardın? O zaman konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Onları bir yavaştan ama her zaman olmuyor. Herkese. Lan ne yapıyorsun? Öyle tik değil sana. Nasıl tik? Nasıl tik? Nasıl tik? Kim var zaten demek istemiyorum. Bana anlatırım sonra şu an iyice söyleyemem. Hoca bir yap. O zaman şey yapabiliriz. Yavaş yavaş. Ya ben onu geyik yaptım ya. Kim yok dokun. Ceketimi de alayım. Sonra yayını kapatıcı yükle. Ya let's go. Siz de bayağı buraya çaktı falan yerleştiniz gibi oldu ama hiç komik gibi böyle. Sen ama çaktırdın şu an. Şuraya kıvırırsam şu an bir çünkü unutturmaya çalışacaklar kendilerine. Belli mi öyle? Şu an bir çaktırdın. Bir herhalde bu yapacağınız gibi bu abi. Valla.
Emre'cim konuklar gidiyor hadi. Ya da hep beraber bir şey diyeceğim. Hep beraber veda edelim abi. Sonra uğurlarız. Hep beraber veda edelim. Hep beraber veda edelim abi. Sana tek tek uğraşma. Yayını kapatalım. Şöyle şu buradaki kameramana doğru dönebiliriz. İyi geceler abi. Efendim Nescafe 3'ü bir arada Extra'nın Extra 2 saatinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzleyen, takip eden, destekleyen herkese teşekkür ederiz. House of Gamers'tan bu akşamlık, bu gecelik bu kadar. İyi geceler. Niye alkışladım ben? Selamlar chat. Bugün bir sponsor oyun videosuyla karşınızdayız. Lords Mobile. Çok çok seveceğiniz bir oyun. Aynı zamanda yayınlarda birlikte oynuyoruz zaten. 2016-2017 yılında Google Play'de en rekabetçi strateji oyunu seçilen Lords Mobile'ın dünya çapında 70 milyondan fazla oyuncusu var. Bu rakam Türkiye'de ise 4 milyonu aşmış durumda. IGG Games'in popüler oyunlarından olan Lords Mobile, JTG izleyicilerine hem iPhone X hem de aynı zamanda oyun içi kullanabileceği 100 TL armağan veriyor. Bir mobil strateji oyunu olan Lords Mobile'de kahramanlarınızı ve kalenizi geliştirerek farklı stratejilerle düşmanlarınıza savaş açabilirsiniz. Unutmayın, aynı zamanda tüm dünyayla ortak sunucudasınız. Yani dost da olabilirsiniz, düşman da. Asker formasyonlarınız, ordudaki asker sayınız, kale geliştirmeleriniz, diplomasiniz, yetenek ağacı, bunların hepsini belli bir mantık ve strateji çevresinde oluşturabilirsiniz. Bu da size eşsiz bir stratejik savaş duygusu veriyor. Türk oyuncularla yakından ilgilenen Lords Mobile bayramlarda ve tatillerde oyunculara yönelik etkinliklerle heyecanı üst seviyede tutuyor. Siz de bizimle oynayabilirsiniz ve üstüne üstlük iPhone X çekilişimize katılıp siz de kazanabilirsiniz. Aynı zamanda oyuna yeni başlayan JTG TV izleyicilerine 100 TL değerinde oyun içi armağan veriyoruz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler Lords Mobile'ı Android ya da iOS üzerinden indirip daha sonrasında hesabın ayarlar kısmından IGG ID'nizi almak, paylaşılan linke gidip açılan sayfaya IGG ID'nizi yazıp üstüne üstlük bir de JTG TV kodunu kullandığınızda oyun içi hediyelerinizi alabilirsiniz. Peki bu hediyeleri nasıl kazanacaksınız? Çok basit. Twitch chatinde şu an paylaşılan linke tıklayarak ya da jtg.com.tr adresinde Lords Mobile gönderisine tıklayarak detayları okuyun ve siz de çekilişe katılın. Biz de JTG olarak devasa bir klanla savaşa dahiliz. Hadi chat, hep birlikte Lords Mobile'de savaşa.